FM 2022 kariyerimin 10. bölümünden herkese merhaba. 27 haftayı geride bıraktık ligde. Arada biraz bir vakit girdi tabii. Kendi işlerimden de kaynaklı. Bu aralar fazla FM oynama fırsatı bulamamıştım. Gördüğünüz gibi bir takım değişiklikler var. Ne onlar? Logo paketi yükledim. Sonunda güvenilir bir kaynaktan logo paketi yüklemeyi başardım. Böylelikle artık Bodrum Spor'umuz kendi logosuyla sahnede. Bir üst lige umuyorum ki logomuzun olduğu bu bölümde çıkmayı garantileyeceğiz. Hemen bakıyorum önümüzde hangi maçlar var diye. Kahramanmaraş, Sivas, Serik Belediye, Niğde Anadolu maçlarını oynarız. Hatta belki İnegöl maçına kadar da geliriz. Bugün maçları biraz daha hızlandıracağım. Bir an önce ligi bitirip transfer sezonuna geçmek istiyorum. Taraftarımıza sormuşlar. Yekta Kurtuluş ilk 11'de oynamalı mı diye. %70'e evet demiş. Biz de sineyi millet deyip önümüzdeki maçta Yekta'yı ilk 11'de oynatalım o zaman. Formayı da adalete değil taraftara teslim etmiş vaziyetteyiz. Mart ayındaki önemli anlara bakıyoruz. Bütün pazarlarda maçımız var. Güzel, bütün 7 günden 7 güne maç oynayacağız. Evet, Yekta kendisine verdiğimiz sözü tutmadığımız için mutsuz bugün. Kendisine bir transfer ayarlayacağız. Yekta sezon sonunda zaten takımdan ayrılacak. Amma olay yaptı ya. Bakalım herhangi bir eksiğimiz, cezalımız var mı diye bakıyorum. Yani sakatımız çok da. Yekta'ya bir söz verdik. Yekta'yı bir oynatalım. Bir görelim bakalım Yekta'yı. Tamam, bu takım böyle kalabilir aslında. Muhammed Özkal, Sarıkart sınırında Sivas Belediye maçı varmış. Ya Seyfettin'den geçen maç çok memnundum. Bu maçta da Seyfettin'le devam edebilirim. Maça girelim. Taraftarımızı coşturalım diyelim. Geniş özet değil de kritik anlar diyelim sadece. Maça başladık. Kahramanmaraş ligde 16. sırada, bizse lider konumdayız. Mutlak favoriyiz bu maçta. Ama burası ikincilik, her şeye gebe. Bayağı bir vakit oldu. Hayırdır ya, hiçbir şey pozisyon olduğu yok. Atalay, Ali Eren'in pası. Rakip kaptı topu. Uzun bir top denemesi bizde kaldı. Şimdi savunma arkasına doğru bir top. Ramazan dışarıya. Güzel. Halil İbrahim. 39. dakikadayız. Üzeyir. Orta yaptı. Berk dışarı. Topun başında Ramazan var. Ramazan dışarı vuruyor. Dışarı vurdu. Evet, tutuk bir ilk yarı. Tutuk bir ilk yarıdan sonra Seyfettin de sarı kart görmüş hemen. Kendisine bir önlem alalım. Sertliği azalt diyelim. Belki ortalama. Herkes ortalama ya. Çok yani standart bir ilk yarı oldu. Allah Allah, hiçbir şey olduğu da yok be kardeşim. Bu ne ya? Evet, son 10 dakika artık maçta, ikinci yarıda pozisyon bile olmadı, öyle söyleyeyim. Kahramanmaraş'la evimizde oynadığımız maç 0-0 bitiyor. Evet, 0-0 bitti. Maçta hiçbir şey olmadı. İlk maçımız 0-0 bitti. Rakipler ne yapmış? Çorum yenmiş. Hekimoğlu yenmiş. Fark 14'e düştü. Artık Yekta da hayatta oynamaz yani bu takımda. Önümüzdeki maç şimdi Sivas Belediyespor'la oynayacağız. Deplasmandayız. 0-0'dan sonra artık ligin ikinci yarısında bayağı sallandık bu arada. Ha. Şaka maka, değil mi? Gerçi 5 maçlık bir galibiyet serisinden çıkmışız peki. Aynen kardeşim, sallanmışsın. Mart'tayız, karlar da erimiştir yavaş yavaş. Evet, bunlar ertelenen maçlar mı? Evet. Hekimoğlu Trabzon'un maçı ertelenmiş. Hepimiz de aynı anda oynuyoruz maçları. Ne kadar kritik böyle ya. Şimdi bu maçta biraz değişiklik yaptım. Burada Sergen ve Atalay'ı birlikte oynatıyorum. İkisi de oyun kurucu görevinde oynayacak. Burada Abdimert ve Harun kanatlarda oynarken Adem Metin ofansif orta saha oyuncusu olarak oynayacak. Onda herhangi bir oyun kuruculuk görevi yok. Berk de forvette, yaratıcı forvet olarak forma giyecek bugün. Muhammed ilk 11'e döndü. Artık maça geçebiliriz. Maça Bodrum Spor başlıyor. Biz başlıyoruz, evet. Artık sadece kritik anları seçtiğim için özetlerde onu da göremiyorum. Şimdi Harun, Üzeyir. Ceza sahası etrafındayız. Bir orta geldi. Abdimert. Yes. Mert Çayır attı. Bodrum Spor 1-0 önde. İyi oldu bu gol. Adem Metin, Sergen.
Üzeyir. Hadi bir orta. Berk. Berk vurdu ve gol. Kaleci elinden kaçırdı galiba. Kaleci galiba elinden kaçırdı. Berk de gollerine geri döndü. Hemen Şipşak. 11-14. 2 gol. Bize yeter de artar şu an. Tahmin ediyorum bu maçtan 3 puan alırsak artık playoff'u garantileyeceğiz. Zaten yağmur başladı bu arada. Mert savunma arkasına Berk. Berk vurdu 3-0. Berk 3-0 yaptı. Sivas Belediye karşısında epey rahatladık. Adem Metin. Bu formasyon bayağı tuttu ya bu arada. Yani full all in. Berk vurdu direkten döndü. İlk yarı 3-0'la geçtik. Takımdan çok memnunum. Timur. Ozan. Karşı karşıya Ozan attı 3-1. Ozan Kılıçoğlu Sivas Belediye'nin golünü kaydetti. Sakatlık var. Muhammed Özkal sakatlık geçiriyor. Artık son anlar maçta. Yasin. Ozan savunma arkası. Timur vurdu Bahri'ye. Bahri'de kaldı top. Artık geri sayıyoruz. Çok az bir süre kaldı maçın bitmesine. Maç sona eriyor. Playoff'a kalmayı böylelikle garantiliyoruz. 29. haftada playoff'a kalmayı garantiledik. Evet, playoff'lar artık cepte. Şimdi Serik Belediyesi maçıyla devam edeceğiz. Önümüzde 9 hafta kaldı. 9 hafta demek 27 puan demek. Şu an en yakın takipçimizle aramızdaki puan farkı 14. Habib Biçer gollerine devam ediyor. Eyüpspor karşısında golü bulmuş. Habib ne yapmış? 4 maç 2 gol. Tuzla nerede? Tuzla küme düşme hattında ama olsun. Gayet iyi. Cemal Ali. Cemal Ali Kızıl Ateş. Niye Ukraynalı lan? Allah Allah. Bayağı futbolcu lan bu. Şimdi şöyle bir ilk 11'i kontrol edelim. Samet dönmüş. Samet bir süredir yoktu aramızda sakatlığı sebebiyle. Serik Belediyesi karşısında artık maça hazırız, başlayabiliriz. Evet, ilk 15 dakikada pek tempo bulamadık. O yüzden biraz tempoyu arttırıp biraz da kaleye vuruşlarla. Atalay korneri kullanıyor. Orta geldi. Kafa ve gol. Seyfettin Yaşar. Çaykur Rize'den kiraladığımız stoperimiz golü buldu. Atalay da asistlerine devam ediyor. Yine bir korner. Atalay topun başında. Dışarı gidiyor top. Kalecinin vuruşu kısa kaldı. Atalay. Abdi Mert. Ali Eren. Yine Mert. Orta geldi. Arka direkte Harun. Ali Eren'in müthiş ortası yine. Adrese teslim bir orta. 2-0. Hadi bir 3 yapalım. Üzeyir. İyi pas. Berk. Berk ceza sahası. Berk yerde penaltı. Atalay'a mı kullandıralım ya? Berk'e mi kullan? Atalay'a kullandıralım ya. Ne olacak ki? Atalay kullansın. Atalay topun başında. Atalay geliyor. Atalay ve 3-0. Bahriye kullandırırmışım. Çok güzel bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıya hemen başladık bu arada. Hemen özete girdi. Ben daha direktifi yeni verdim ikinci yarıya başla diye. Harun kesti ortayı. Berk vurdu direkt. Zafer. Zafer geliyor. Vuruşu ve gol. Wow. Bayağı iyi vurdu. Şimdi oyuncu değişiklikleri zamanı yavaş yavaş geliyor. Şu ataktan sonra değiştireceğim. Üzeyir kesti. Abdi Mert. Üzeyir. Bir orta. Sergen. Kesti ortayı ve gol. Gol mü diyeyim emin olamadım. Berk Ünsal. Berk attı 4-1. 84. dakika. Adem Metin. Bahadır. Kaptırdı topu. Zafer. Furkan Yaman gidiyor. Zafer bomboş. Ceza sahasına girdi. İyi müdahale. Ama topağlara gidiyor Çınar Tarhan. 4-2. Şimdi kaptık topu. Samet. Adem Metin. Ceza sahası Harun. İyi bir vuruş olmadı. Atak sürüyor. Bahadır. Cenk. Kesti ortayı ve gol geldi Harun. Bu sefer affetmedi. Harun arka direkte. Aynı golü ikinci kez attı bu maçta. Çağatay. Furkan Yaman. Savunmada bir büyük boşluk ve gol oldu. 5-3.
Savunmadaki ikilimiz maalesef çok iyi anlaşamıyor bu maçta. Oldukça da yorgunlar. Maçın sadece bitmesini bekliyorum. Evet, Seyfettin Muhammed ikilisi çok iyi bir ikili olmadı. 5-3 küme düşme hattında olan bir takımdan 3 gol yemek çok hoş olmadı tabii. Çok gol diyoruz. Atalay maçın adamı olmuş. Kutlayalım. Bu arada Berk ile ilgilenen bir takım varmış. Adana Demirspor ve Gençler Birliği Berk ile ilgileniyor. Bu durum devam ederse bizi biraz korkutur bu. Şurada evet, Berk de onlar ilgileniyor. Uf. Harun'la Başakşehir ilgileniyor. Harun'u isterlerse biz Başakşehir'e gitmekten onu nasıl alıkoyacağız merak ediyorum. Adem Metin'i de Alanya Spor takip ediyormuş. Eyvah eyvah ya. Eyvah yani. Umarım bu ilgileri kısa dönemlidir. Hekimoğlu yenmiş. Peki. Aykut Kocaman Ege Özkayımoğlu'nun kiralanmasından memnun değilmiş. Ya bak hocam. Ya seni çok severim ama yani Hector El Maestro da aynısını yapmıştı. Anladın mı hocam? Yani lütfen. Son zamanlarda iyi oynamıyor. Bu yüzden de oynatmıyorum. Teşekkür ederim. Hocam sağ olun. Yine aklı selim davrandınız. Sergen Yatağan 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak. Çok güzel. Sezon başından beri istikrar abidesi olan futbolcularından bir tanesiydi Sergen. Bu kötü bir haber oldu. Niğde Anadolu deplasmanındayız. Niğde Anadolu 8. sırada yer alıyor. Playoff umutları var ama 8 puanlık bir fark var. Evet, Niğde Anadolu maçına hazırız. Şöyle bir bakıyorum. Cenk'i ilk 11'e geri döndürdüm. Onun dışında Samet Ali İbrahim orta sahası var. Yine Süleyman da döndü. Süleyman'ın dönmesi geçen maçı rezaleti umarım kapatır. Muhammed, Ali Eren, Yağmur var yine. Atalay ceza sahası. Atalay korner. İlk yarıda maalesef pek bir şey olmadı. Pek bir şey değil, hiçbir şey olmadı yani. Şöyle yapalım. Bunu kanat forvet yapacağım. Bunu da kanat forvet yapacağım. İkisi de kanat forvet olarak oynasınlar. Çünkü ilk yarıda korkunç oynadılar ve bizim kesinlikle orada değişikliğe ihtiyacımız var. Bunu oyun içinde yapalım. Kanatlar çalışmadığı için. Yok abi, çalışmıyor ya. Evet, pek işe yaramıyor. O yüzden biraz hücum aksiyonlarını değiştirdik. Atalay kullandı korneri. Yekta yine Atalay kesti. Arka direkt vuruş dışarı. 70. dakika. Maç sıkışmaya başladı. Abdi Mert'i de attım oyuna. Yekta kullanıyor. Orta Harun dışarı. Evet, yükleniyoruz. Bahadır. Mert. Tekrar Bahadır'la oynadı. Halil İbrahim. Tekrar Bahadır. Oyunun yönünü değiştirdi. Medeni ortayı yaptı. Berk dışarı. 85. dakika. Yükleniyoruz ama olmuyor. 2.00'a doğru gidiyoruz günün. 2.00'ı mı geliyor acaba? Cihan. Atalay Yıldırım. Paslaşıyorlar. Eyvah, savunma arkasından Murat. Ceza sahası ve top ağrı gidiyor. Atamayan attılar. Berk de kale ağzından dışarı vurdu. Evet. Atamayan attılar. Niğde kendi evinde bizi 1-0 yeniyor. Son dakikada attığı golle. Gerçekten çok kötü oynadık ama yapacak bir şey yok. Çorum yenmiş. Şampiyonluk yarışı tekrar başladı. Fark 11'e düştü. Bakalım kaç maç? 4 maç oldu. 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Şu İnegöl ve Diyarbakır spor maçlarını da oynayayım. Bölümü öyle kapatalım. Evet, oyuncularımın sözleşmeleri sona eriyor yavaş yavaş. Şu an mevcut ekonomik koşullar sebebiyle henüz yükselme garanti olmadan bir şey yapamıyorum. İnegöl spor maçına hazır mıyız? Tamam. Yine o hücum aksiyonlarını maksimize edecek şu üçlüyü oluşturmaya çalıştım. Evet, maça geçebiliriz. Kadroda Oğuzhan Doğan'a bir forma verelim. Favori gösterilmemizin bir sebebi var dedik ve maça başladık İnegöl karşısında. Ne oluyor kardeşim? Azıcık bir şey bile yok mu ya? Şaka mı ya bu? 30. dakikaya geldik, hiçbir şey yok ya maçta. Hani yalandan iki pas yapın ya. Takıma çok sert bir müdahalede bulundum.
su şişesini fırlattım. Bakalım bir fayda sağlayacak mı Atalay? Top bizde. Adem bıraktı. Berk vurdu gol. Berk vuruyor, topu ağlara gönderiyor. Adem'in Metin'in asistiyle İnegöl karşısında 1-0 öndeyiz. Korkunç bir ilk yarıydı. Gerçekten son zamanlarda çok iyi oynamıyoruz. Kötü pas, top kaybı oldu. Yine kaptık. Samet, Harun, Berk, tekrar Samet, Harun. Ceza sahası, vuruş ve gol. Atalay atıyor. 2-0. Ali Eren. Şimdi Cenk. Cenk gidiyor. Cenk ortasını yaptı ve gol. Harun. 3-0. 3-0. Ve evet, maç sona eriyor. Evimizde İnegöl Spor'u 3-0'la geçiyoruz. Çorum'da galibiyete ulaşmış. Niğde Anadolu karşısında puan farkı korundu. Çorum da playoff'u garantiliyor bizden sonra. Evet, günün son maçı Diyarbakır Spor maçı olacak bizim adımıza. Bu arada yeni yükselen oyuncularımıza bakıyoruz. Anıl Kent, Ahmet Şahinoğlu, bunlar yıldızları çok iyi gözüküyor. Buradaki diğer futbolcular, şu 3 futbolcu da hiç fena gözükmüyor aslında yani. Altyapımız iyi mi ne? Bu arada... Az önce Niğde Anadolu maçında bize golü atan Murat El Katmış bizim futbolcumuzmuş. Ben bunu yeni idrak ettim. Benim kanım Kenan. Benim kanım. Gerçekten kendi kendimizin ayağına sıkmışız. Böyle sözleşmelerde İngiltere'de mi ne var ya? Kent takımına karşı oynayamaz var. Bence çok mantıklı yani. Oynamasın kardeşim. Bak adam bize gol attı. Şimdi adama tepkilendim ya. Evet, Berk Ünsal bir ay yok. Berk Ünsal maalesef bir ay futbol oynayamayacak. 31 maç, 32 gol, 7 asist. Önümüzdeki 4 maçta gibi gözüküyor. Bir ay desek, 5 maçta Berk'ten faydalanamayacağız gibi gözüküyor. Hemen hemen sezonu kapattı diyebilirim. Yani yedek forvetlerimden o kadar az verim aldım ki Berk'in özellikle son haftalarda da, yani o iyi oynuyorsa iyi oynuyorduk. Vallahi neler olacak göreceğiz. Bu arada Muhammed Özkal'la sözleşmemizi uzatıyoruz. Gelecek sezon sonuna kadar Muhammed Özkal bizimle olacak. Denizli Spor'dan kiraladığımız stoperimiz. Aynı şekilde Atalay Babacan da öyle. Bu futbolcularımızın sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. Onların sözleşmelerini uzatmış olduk böylelikle. İkisi de bu arada maliyetsiz transferler. Herhangi bir maaş katkısı vesaire vermiyoruz. O yüzden bizim çok aslında işimize geliyor. Ege ve Özkayımoğlu da ilk 11'de oynayacak bu sezon ikinci defa. Berk'in yokluğunda yine. Berk ilk yarıda da bir sakatlanmıştı. Günün son maçındayız. Reşo. Reşo ceza sahası. Reşo dışarıya. Reşo. Okey. Şimdi Atalay. Geliyor, oynadı. Samet, Cenk ceza sahası. Arka direk ve gol. Gol gol gol. Harun attı. 1-0. Ege Özkayımoğlu yine maalesef pek bir varlık gösteremiyor. Bizim taktiğe uymuyor ya Ege. Vallahi uymuyor. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Yani Berk orayı öyle güzel tamamlıyordu ki. Salih. Topu kaptık. Harun. Savunma arkası Fehmi. Fehmi kaleci. Yine Bahadır. Bahadır orta yaptı. Harun ve gol. Harun ve gol. 2-0. Harun 2 golüyle bize gerçekten hayat verdi bugün. Bu arada bir büyük hata. Topu kaptırıyoruz ve adeta hediye ediyoruz. İnanılmaz bir hata savunmada. Nefesimizi geri içimize çekmiş olduk. Santradan sonra da hemen tekrar bir özete girdik. Hayırlısı. Hasan. Aman diyeyim. Aman 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 yani. Allah'ım yarabbim ya. O neydi öyle ya? Oğuzhan. Hasan. Orta ceza sahası ve top ağlara gidiyor. Elimizdeki maçı verdik. İnanamıyorum. Elimizdeki maçı verdik.
Çok yazık oldu, çok. Çorum'da berabere kalmış ya. Çorum'un berabere kaldığı hafta. Şunu 86 yapsak. Ah be. Abi nasıl ya? Şu pozisyonu tekrar izlemek istiyorum. Şu özellikle 83. dakikadaki skandalı tekrar yaşamak istiyorum. Bahri kaleci vuruşunu kullanıyor. Muhammed tutamıyor. Bahadır tutamıyor. Herkes izliyor. Hasan golü atıyor ya. Son dakikadaki gole de bir bakalım. Zaten artık şurada belli yani. Herkes burada ya. Herkes burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu oyuncu 10 oyuncu ceza sahasında savunma yapıyoruz. Şurada bir kayarak müdahale hatası. Bahadır'ın bir hatası. Durup dururken bir gol. Yani Harun'un emeklerine yazık oldu. Gerçekten sindirmesi zor bir son maç oldu bu. Evet, son 5 hafta artık ligde alınabilecek 15 puan var. İkinci Çorum'la aramızda 11 puan fark var. Yani ikimiz de birbirimize hediye ettik özellikle son haftada. Puan farkını onlar açmak istedi, biz kapatmak istedik gibi oldu. 10. bölümün böylelikle sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.